Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Game Dev Tycoon'a hoş geldiniz. Sesime bakıyorum hemen, sesler gayet iyi. Şu an için bir sıkıntı yok. Ara ara mikrofonda patlamalar olabilir, onun için kusura bakmayın. Ne yapacağız, şartlar böyle. Bizde şartlar böyle. Her pazar yeni bir indie oyun videosu yapacağım. Artık AAA stüdyolara da, onlara da destek verdim de, artık bağımsız yapımcılara da destek verme vakti geldi. Yeterince yerimde yattım, yeter. Bu kadar ye kullandıktan sonra oh yeah deyip Game Dev Tycoon'a başlayalım. Tabii ben daha önce bunu bayağı oynadım. Şimdi de sizlerle birlikte oynayacağız. Hadi bakalım, yeni. Hoş geldiniz Game Dev Tycoon'a, hoş geldiniz. Bu iş simülasyonunda zamanda geri gittiniz ve PC devriminin başından kendi oyun geliştirme şirketinizi başlatacaksınız. Önümüzdeki 35 yıl içinde kendi şirketinizi kurabilir, en iyi satan oyunları yaratabilir, hayran kazanabilir ve pazarın lideri olabilirsiniz. Maceranıza başlamadan önce kuracağınız şirkete bir isim vermelisiniz. Tabii ki de. Şunuz 146 Productions abi. Oyuncu adı ise Serdar 146. Oo, oyuncu adında numara olabiliyor. Muhteşem. Ben şimdiden beğendim. Şimdi 5 dakika. Siyah saç var mı? Var ama önü çok şey be hocam. Böyle dümdüz önden geliyor yani. Hoş, bende de bere var ama çok da şey yapmadım ben bunu. Tamam, böyle olalım. Ne giyelim? Böyle ilginç bir şeyler giyelim. Ben şu anda kırmızı bir renk giyiyorum. O zaman şu anda böyle... Tamam lan, bunu giyelim. Resmi olalım. Devam. Daha önce oynadığınız için bu oyunda daha önceden kazanılmış olan tüm ipuçlarını kullanabilirsiniz. Önceki oyundan kazanmış olduğunuz ipuçlarını bu oyunu yüklemek ister misiniz? Evet diyelim o zaman. Çünkü daha oyunu sizin de öğrenmeniz lazım. Asıl olay o. Kaydedilecek yer. Hepsini de doldurmuşuz ha. Bir sürü oyun oynadım ben burada. Tamam, Skydream Games yerine şey yapalım. Abi, bir tane daha 146 Productions var burada. 9 ay önce oynamıştım ta. Tamam, 146 Productions'ın yerine aynen. Bu oyun üzerine yazmak istiyorum. Yeni oyun geliştir bari. Tamam. Konu. Uzay. Tür. Uzaysa ne olsun konu? Aksiyon, macera. Uzayda ne yapalım be? İlk oyunumuz bizim bir macera oyunu olsun o zaman. Aksiyon olsun ya. Macera olsun, macera. Böyle uzaya gezip dolaşalım. Platform ise ben bunları hep önceden yaptığım için hep belli oluyor. Ben PC'den gideceğim. Ben PC'ye kaptıracağım, gideceğim abi. Sevdiğim her şey PC'de. Aksiyon, macera, rol yapma, simülasyon, strateji, hepsi burada. PC'ye biz sadık kalacağız çünkü PC hep var. Hep var. Bir de PC'nin olayı şu. Herhangi bir şirket PC'ye sahip değil. Öyle olunca daha pratik oluyor. Ben PC'ye kaptırıp gideceğim. Ama yeni akım çıkmış, o çıkmış, bu çıkmış, umurumda değil. Ben kendi kafama göre, kendi isteğime göre oyunlar yapacağım. Şimdi ilk oyunumuz ne olsun? Uzay olacak, macera olacak. Bir atıfta bulunacaktım, son anda vazgeçtim. Ne yazalım ya? Ne yazalım? Kim uzaylı bizde? Uzaylı bir karakter tanıyor muyuz? Kore-no-nun... Toreno'nun galaksi rehberi. Mike Toreno'nun galaksi rehberi diyelim hatta. Mike Toreno'nun galaksi rehberi. İleri. Metin tavanlı veya 2D grafikler V1. İkisini birden yapamıyor muyuz? 2D grafikler. Yatırım önemli. Geliştirmeyi başlat. Bakalım neler yapacağız. Oo. Hikaye yardır abi. Bunları azalt getir. Bütün şey... Hatta oynanışı biraz böyle artıralım da. Hafif böyle bir şey var. Çünkü diğeri 2 eksi, bu 1 eksi. Hikaye görevler seviye 1. Tamam, yürü. Bakalım nasıl bir başarı veya nasıl bir başarısızlık elde edeceğiz. Diyalogları fulle. Bölüm tasarımını. İşte bak. Bunu oyunu aldığım gibi sizinle oynayacaktım aslında. Olayın olması gerekiyordu ama öyle yapmayacağım. Neyse, bölüm tasarımı biraz olsun. Diyalogları fulledik bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Bu oyuna daha gelişiyoruz. Uf, neler, nereye geliyoruz. İlginç şeyler oluyor. Harun lan, kafanı kaşıma, sen Serdar'sın. Serdar kafasını kaşımaz. Bu ne lan? Abi, telefonu çalıyor zannetmiştim, değilmiş. Harun lan, zaman geçecek. Geçiyor zaman. Dünya tasarımını fulluyoruz abi. Grafikleri böyle bırakalım. Ses seviyesini böyle azaltalım iyice. Güzel. Şöyle ayarlayalım işte. Devam. Lan sesleri
Ben yatırım mı yaptım az önce? Hiç dikkat etmiyorum bazen. Pat diye geçiyorum yani. Daha dikkatli olmak lazım. Dur. Sonra retuşları vereceğiz. Ben öyle bug'lı oyun yapmam. Bug'ları hallettik de. İlham geliyor mu? İlham geliyor mu? Hadi DLC yok bizde. DLC yok. Devam edeceğiz. Başka bir şey yoksa? İyi o zaman, tamam. Çünkü para fena bizde. İyi başladık bence. Bence gayet güzel. Bence şu an gayet güzel. Oyunu yayınla. Yayınlayalım o zaman. Bekliyor muyuz? Oyun raporu oluştur. Oluştur. Aynen. Mike Torello'nun Galaxy rehberi. Ben doğru mu takıyorum kulaklıkları ya? Farklı yerden farklı sesler geliyor sanki. Neyse. Henüz yayınlanmış olan Mike Torello'nun Galaxy rehberi oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Kaç vereceksin? Yakarım. Güzel, iyi. Star Games. Aa bak, yıldız oyunları vermiş ona da. Güzel. Aynı kafadayız. Diyaloglar üzerine odaklamaları. Ulan çok iyi diyorsun. 6 veriyorsun şerefsiz. 6 vasat demek. Kısa kalmış gibi. Kısa tabii. Tek başıma yaptım ben bu oyunu. Sen ne diyeceksin? Daha iyilerini gördüm. Ha lan. Ama bak, diyalog üzerine odaklamaları bu oyunu çok iyi yapmış deyip 6 veriyor ya şerefsiz. Lan böyle bir diyalog şey yapacaksan 7 vereceksin. 5 vasat kötü. 6 vasat iyi. Yani ikisi de vasat aslında. Birbirine çok yakın. Kötüyse 4, iyiyse 7. Böyle gitmesi lazım. Ama gitmiyorlar. Neyse, oyun raporunu oluştur bakalım. Mike Torrent'ın Galaxy rehberinde ne yaptık ya? Oha, para gelecek ha. İlk haftada 4037 adet satıldı. Güzel. Listelerde 28. sıradayım. Çüş. Tabii o zamanlar böyle. Mike Torrent'ın Galaxy rehberi oyunun başarısını bize 24 hayran kazandırdı. Güzel abi, bilgisayardan devam. Mike Turner'ın Galaxy rehberi için yaptığımız yayın öncesi analizi tamamlandı ve şu sonuçları aldı. Uzay ve macera tamam bir kombinasyondur. Okey. Oynanış tipi bu oyun için çok da önemli değil gibi görünüyor. Peki. Ne yapacağız şimdi? Arama geçmesi. Araştırma yapalım bari. Özel oyun motoru değil. Yeni konu. Zindan oyun geliştirme. Yok şimdi değil abi. Zindan. Zindana devam. Konu bol olacak abi. Bol konumuzun olması lazım bizim. PC neydi? Aksiyon macera. Aksiyon çok değil. Rol yapma oyunları iyiydi PC'de, doğru. Mike Turner'ın Galaxy rehberi oyunu 10.000 üzerinde satarak firma satış rekorunu kırdı. Bu 146 Productions için bir dönüm noktası. Hadi bakalım. Böyle. Güzel para geliyor ha. Zindanı araştırdık. Peki yeni bir konu seçelim o zaman. Dedektif. Dedektiflik bizim işimiz. Ulan aylık giderler zarar ediyoruz artık ya. Yeni oyun vakti geldi o zaman. İyi. Araştır bakayım sen onu. Araştır. Aferin dedektif. Şimdi o zaman yeni oyun geliştireceğiz. Bu sefer dur bakayım. G64'e falan girmem ben. Şeyden giderim. Okey. Neydi? Uzayla macera pek şey değil. Nasıl değil abi ya? Neyse. Madem öyle. Bakacağız. Dur, bakacağız. Zindan. Yetişkinlere şey. Bu yetişkinlere şey değil. Daha oraya geçmedik. Tür. Zindanla RPG güzel gider aslında. Rol yapma. PC'ye de rol yapma gidiyor. O zaman ne olsun şeyin ismi? Zindanlarımızın ismi ne olsun? Harika combo diyor. Güzel. Güzel, harika combo diyor. Bilmiyorum onu neye diyor ama. Maliyet 10.000 diyor. Ne koyalım ismini ya? Şöyle güzel bir şey koyalım. Yeraltı günlükleri. Çünkü neler zindanlara bir yer altındadır. Benim kafamda hep öyle yer etti. Grafiklerle git aynen abi. Ya zindan oyunu şey olur mu bir kere? PC'ye göre daha fazla satacağım. Ben sadığım abi. Ben PC Master Race'im. Daha muhabbetler gelinmedi ama gelinecek. Şimdi oynanış hafif şey yapıyoruz. Güzel, devam et bakayım. Okey, bölüm tasarımını biraz daha arttırabiliriz şimdi. Çünkü artık rol yapma. Hadi oğlum, hadi görelim ilhamları, görelim ilhamları, görelim. Bu oyun bir şaheser olması lazım. Şaheser olacak bu oyun. Ya ne kadar tuhaf anlatamam ya. Şu anda kameraya karşı konuşmam. Yani sizinle konuşuyorum ama.
Ses olmayacaksa temel sesleri salla gitsin. Grafikte 2D grafik tamamdır. Çok tuhaf ya kameraya konuşmak. Hakikaten çok tuhaf. Kamera biraz sonra canlanacakmış da belki Serdar gibi bir şey diyecekmiş gibi hissediyorum. Çok tuhaf. Tuhaf sözcüğünü olacak kullanıyorum. Neyse. Dedikodulara göre Japon şirketi Nintendo kendi ev oyun konsollarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Nintendo oldukça başarılı olan oyunları Dinky King ile tanınıyor. Dinky King. Hadi bakalım Dinky King'i göreceğiz. Tabii benim yeraltı günlüklerimle kapışamaz o başka bir mesele. Birçok piyasa uzmanı ev oyun konsollarının kullanımının artacağından şüpheli. Fakat biz Nintendo'nun ne yapacağını göreceğiz. Görelim. Başka bir şey yok mu? Ey bitir o zaman. Gene güzel, fena olmayan bir şey. Yeni rekor. Aferin bakayım. Hikaye görevler. Hikaye ve görevlerden gideceğiz abi biz. Ben içeriye daha çok önem veririm. Ama arada sırada farklı şeyler de yaparız. Dur bir oyun raporu oluşturalım. Aynen yeraltı günlükleri. 30 bin artık neyse harcamışız oraya. 30 bin lira. Ne vereceksin? Lan 4 görüyorum orada. 4 görmeyeyim. 6 hoşuma gitti diyorsun. Hoşuna gittiyse neden 6 veriyorsun? Eğlenceli. Yavaş hoşuma gitti. Gayet sade bir şey. Potansiyel gösteriyor. Gene 6 veriyorlar ya. Ben böyle bir geliştirici mi olacağım yani? Neyse. En azından ortalamanın üstünde. 5 veren olmadı. Güzel. Bakalım neler çıkacak. Uf uf satıyor. Abo satıyor. Yeraltı günlükleri için yaptığımız yayın öncesi analizi tamamlandı ve şu sonuçları aldı. Grafik bu oyun için oldukça önemli gibi görünüyor. Vay. Vay. Ne yapacağız o zaman? Araştırma yapalım. Yeni konu. Dans mı? Dans etmem kardeş. Dansı sal. Salacaksın dansı sen. Zombiler. Zombileri şey yapalım aynen. Zombileri araya sokalım o ara. Bir şeyler yapalım zombilerde. Güzel şeyler olur. Bak arka tarafta hala garajdayız ya. Garajdan bizim bir çıkmamız lazım ama işte garajdan çıkınca ne yapacağız? Ofisin masrafı o bu falan. Zombiler. Başka konu var mı araştırabileceğimiz? Hayır. Yine orta çağ. Yes. İşte bu. Nintendo bugün son dedikoduları doğruladı ve TES adındaki yeni ev oyun konsolunu önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürme planlarını duyurdu. Konsol kaset bazlı oyunlara ve eşsiz tasarımda bir oyun koluna yer veriyor. Hadi bakalım göreceğiz. Klavye dururken oyun koluna ne ihtiyaç var ya? PC Master Race. Hep ben başlatacağım bu akımları. Ortaçağ hadi bakayım. Güzel. Şimdi oyunun raflardan kaldırılmasını bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Yapacak bir şeyimiz kalmadı çünkü. Yeni oyun geliştireyim bari değil mi? Hazır onlar satarken. Konu ne olsun? Orta çağ. Tür ne olsun? Rol yapma. Macera. Macera olsun. Platform gene PC. PC'den devam acı. PC'den devam. Gene harika combo diyor. Hadi bakalım ne olacak. Şimdi orta çağ. At süreceğiz orta çağda. Ne yapacağız? At ama macera oyunu işte. Macera oyununa ne kadar at süreceksin? Ya yani sürersin de ne bileyim. Böyle at sürdükçe açık dünya olacak. İstediğin yere gideceksin. O zaman neyin çağrısı diyelim? Macera madem tanrıların çağrısı. Hadi bakayım. İleri. Metin tavanlı mı olsun? Grafik yüksek olsun. Şey yapalım da biz gene içerikten kazanırız. Ha. Oynanışı çok da şey yapmamak lazım. Hikaye görevlere yönelmek lazım. Hadi bakalım ne yapacağız? Bölüm tasarımına çok da ihtiyaç yok diyorsun. O zaman onu iyice azaltalım. Diyaloglara şey yapalım. Yeraltı günlükleri pazardan çekildi. 19.153 kadar satıldı ve 134.106 kazandı. Bakalım. Bakalım bir sonraki oyun nasıl olacak? Merhaba ben yerel haberlerden Caroline Richards. Duyduğuma göre bir sonraki oyununuz için çalışmaları şimdiden başlamışsınız ve bu konuda röportaj yapmayı çok isterim. Biraz vaktiniz var mı? Tamam. Medya ile anlaşmamız lazım. Medya ile iyi gitmemiz lazım. Röportajınız kısa sürede yayınlanacak. Peki teşekkürler. Medya ile anlaşacağız. Medya ile bir şeyler yapacağız. Aramız iyi olacak. bize de çamur atmasınlar. 146 Productions yerel bir işletme. Oyun sektörünü mükemmel yapmak için çalışıyor. Şirket hali hazırda 2 oyun yayınladı ve bir sonraki üzerinde çalışıyor. Bir röportajda kurucu Serdar 146, sonraki oyunun orta çağ macera türünde şirketin daha önce hazır değil bir şey olacak dedi.
Okey. Baştan okuyalım. Şirketin daha önce hazır değil bir şey olacak dedi. Peki. Geçiyoruz. Bu tarz küçük yerel şirketlerin yeni endüstrilere girdiğini görmek heyecan verici. En iyi dileklerimiz 146 Productions'a. Devam. Aa, bekleyen var oyunu. Aa, siz bekliyorsunuz lan. İyi. Grafiği biraz artıralım o zaman. Devam. Sese gerek yok. Sesi salla. Her ne kadar macera olsa da sesi salla. PUBG değil bu. Sesin olmasına gerek yok. Ya abi getir şuna biraz ya. Az yaptın şu anda. Bir öncekinin geçmesi lazım. Hadi hadi hadi. İlham. Hadi. Tamam, 16 ya da. İyiyim. Aha 17 oldu. Güzel. 17 oldu. Güzel. Çok güzel. Tasarım her zaman önde olacak abi. Tasarımın önde olması lazım. Oyunu yayınla. Bir de oyun raporuna şey yapalım. Oluşturamıyoruz. Oyunu yayınladım ama. Bugün Nintendo tarafından yapılan oyun platformu test satışa sunuldu. Hadi bakalım. Hah. Haberi beklemişim. Haberi dört gözle böyle haberi bekliyorum. Ah Nintendo ne yapacak falan filan diye. Henüz yayınlanmış olan Tanrıların Çağrısı oyunumuza ilgili incelemeler geldi. Hadi abi bir 7'nin üzerinden not verin be. Hadi abi be. 8. Oh be, günlerce oynamış Elman be. Adamın günlerini gün etmişiz. 9. Yes, neredeyse mükemmel. Yes. 9, 8 en azından. Tamam. 7, 8. Dünya tasarım üzerine. 8.25 mi oldu? Kaç oldu? 8.33 mu oldu? Öyle bir şey oldu. Ah be, güzel oldu. Of. Bak ne biçim satıyor. Abo eridim be. Tanrıların çağrısı için yaptığımız yayın öncesi analizi tamamlandı ve şu sonuçları aldı. Motor bu oyun tipi için önemli değil gibi görünüyor. Ne yapacağız şimdi? Araştırmaya devam mı? Yeni konu seçelim o zaman. Hukuk mu? Hukuk simülatör yapalım hadi. Hukuk simülatör yapacağız. Tamam, bir sonraki oyunumuz hukuk simülatör olacak. Merhaba, Tanrıların çağrısı ve işinizi seviyor... Ne? Ve işinizi... Tanrıların çağrısını ve işinizi seviyorum. Tamam, oyunlarını henüz bitirdim. Peki, işimizi seviyorum diye oyun yapmışız. Tabi bu herhalde oyuna başlamadan önce olsa gerek. Ben kontrat içindeyim ve biz sizin yeteneklerinizi kullanabiliriz. Eğer nakide sıkışırsanız bunu bana bildirin ve sizin için iş varsa bakayım. Jason, hadi bakalım Jason. Seninle bir şeyler yapabiliriz. Yani oyun satıştayken bir işe girebiliriz. Uf be, iyi sattı ya. Tanrıların çağrısı güzel tuttu. Benzer şeyler yapmak lazım. Hukuk güzel. Şimdi abi. İş sözleşmesi bul bakayım. 5 hafta. Çüş. 14'e 4. 18 ediyor. 15 yapıyor. Okey. 16 yapıyor. Bu 18 yapıyor. Ben bunu yapalım ya. Aynen. Tasarım konusunda daha güçlü zaten. Hadi. Hadi canım. Hadi lan. Hadi oğlum. Kafanı kaşıma. Sertar ne yapıyorsun? Hadi 146'nın gücü adına. Yapamayacağız. Yapacağız. Hadi lan. Hadi oğlum. Oh be, yaptık be. Tekrar çağırabilirim. Hesabınıza 22.000 aktaracağız. Teşekkürler. Ben Jason. Müşterinin dediğine göre sözleşmeyi başarıyla tamamlamışsınız. Mükemmel. Var ya, başım ağrıdı böyle. Beklemekten başım böyle patladı. Genellikle her 6 ayda bir yeni sözleşmeli işler bulunur. Bu yüzden başka zaman kontrol et. Peki, teşekkürler. 176.000 kazandırmış Tanrıların Çağrısı. O zaman hemen bir sonraki oyun üzerine çalışıyoruz. Konu olarak hukuk yapacağız abi. Tür simülasyon olacak. Platform gene her zamanki gibi PC. Yok, ben öyle şey yapmam. Peki şey ne olacak? İsmi ne olacak? Oyunun ismi. Hukukta olacak abi bu. Neydi? Game of Thrones'un Türkçe neydi ya? Tahtların oyunu. Türkçesi neydi lan Game of Thrones'un? Hangi tahtları? Taht savaşları mı? Taht savaşları yazıyorum. Hoşuma gitti. Hukuk simülatörü oyununa, hukuk simülasyonuna böyle bir isim verdim abi. Taht savaşları. Hoşuma gitti çünkü bayağı. Hadi bakalım, yeni oyun bu. Oynanışı sonuna kadar çekiyoruz. Motoru hafif artıralım çünkü ne olduğu hakkında hiç fikrimiz yok. Böyle yapalım. Hafif böyle. Aynen bu şekilde gidelim biz. Hadi bakalım. Hadi Serdar. Hadi yaparsın. Senin 146. Senin ikinci adın 146. Ve artık iki... O diyalogları azalt. Yapay zekayı fulle. Bunu da hafif böyle yap. Şimdi 2'ye 3 oranı. Aynen. Bu şekilde bekleyelim. Hadi bakalım.
Neden hep bug çıkıyor Serdar? Hayırdır Serdar? Serdar diye hitap ettiğim zaman çok tuhaf hissediyorum. Dünya tasarımında böyle birazcık azalt. Çok da değil ama. Grafiği fullle. Ses seviyesini de şöyle yapalım artık. Hafif böyle 3'e 2 kıvamında. Temel sesleri de ekleyeceğiz oyuna tabii. Çünkü sessizlik ekledik oyuna. Hadi bakalım devam. Ne kadar bug çıkıyor ya. İyi yazılan çukurdu. Ne biçim kod yazıyorsun sen? Bilgisayar okudun sen. Bilgisayar. İTÜ'de bilgisayar okudun. Abi ne biçim tasarımdır o ya? Senin tasarım yönünün güçlü olması lazım. Bak teknolojiye gidiyor. Bug'ı hallet. Hadi ha tasarıma. Kötü oldu lan bu oyun. Hoşuma gitmedi bu oyun. Bakalım nasıl olacak. Bakalım kimler oynayacak oyunu. Oo güzel seviye yükselmişiz. Yayına bakalım. Oyun raporu oluştur bir. Bakalım neler olacak. Henüz yayınlanmış. Henüz yayınlanmış oyun olan Taht Savaşları oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Aa bakalım of bir gördüm be. Oy hukuk abi. Hukuk ve simülasyon yani ne bekliyorsun? 4 heh. Aa boo. Lan bir de yatırım yaptık o oyuna be. Of be. Hikaye görevler konusunu unutmamalıydılar. Oy. Para israfı. Aa boo. Nasıl girdiler beni. Kalbim gitti kalbim. Aa boo. Kalbim gitti. Yeni ofise geçemeyeceğiz herhalde. Oy var ya şu an oy oyun satıyor en azından kendini şey yapsın ya zararı şey yapsın yeter bir daha hukuk mu hukuk bir daha hukuku of hukuk ve simülasyon iyi bir kombinasyondur ses çok da önemli değil gibi öyle dedin bana sen bana öyle demiştin yeni oyun sal bunu orta çağ abi rol yapmayı koy oraya bir de PC aynen klasik şey dur lan yeni bir şey deneyeceğim olmaz böyle şey zombi abi. Zombi, macera, simülasyon, strateji. Zombi rol yapma. Yapalım mı? Yok. Aksiyonu çak abi. Aksiyon var değil mi burada? 2 yani. Ama isim ne olsun işte? Zombi, aksiyon ve PC. Buldum abi. Gore simülatör. Pek simülatör bir oyun değil ama. Simülatör yazayım. Türkçe bir şey çünkü bu. Buradan da gore. Yani gore. Simülatör. Hadi bakayım. İleri. 2D grafikler tabii. Nintendo tarafından henüz yayınlanan test ev konsolu muazzam bir başarıya ulaştığını kanıtladı. Satış rakamları beklentileri fazlasıyla aştı. Hadi bakalım. Bir müşteri test ile beraber gelen ve oyun koluyla oynadığım oyunları seviyorum. Klavyeyle oynamaktan daha eğlenceli. Hadi lan. İhanetçi. Şunu şey yapalım. Bunu böyle aşağıya çekelim. Hikaye ve görevler. Aksiyon. Şimdi hikaye görevler biraz olsun ama çok da fazla olmasın yani. Hadi abi bir şeyler yapın abi. Hadi abi bir şeyler yap. Hadi güzel bir şeyler çıksın ortaya. Bölüm tasarımını iyice şey yapalım. Diyaloglar fazla değil zaten. Güzel. Neden bug yapıyorsun? Ne biçim kod yazıyorsun sen ya? Öküz. Neyse teknolojiye biraz gitsin. Biraz aksiyonlu olacak oyun. Dünya tasarımını biraz daha artıralım. Güzel. Böyle devam. Az önceki oyun neydi ki bizim? Macera mıydı? Hukukla simülasyon muydu? Aksiyon hep aynı özellikleri taşıyor anladığım kadarıyla. Cenk, Serdar. Yüklen abi. Tasarım konusunda sıkıntımız olmaması lazım. 37 bin kazandırdı. İyi ki en azından kendini şey yapmış. Kapatmış. Ama işte o arada bizim normal şeylerin masraflarımız var. Hadi lan tasarım 10 üzerinde çıksın ya. Çok kötü o ya. Hah. Oh be. Son dakikada. Görüyorsunuz hep beyin gücü bunlar. Hep beyin gücüyle gidiyor böyle. Beyin kasaya yöneliyor. Kasadan buraya geliyor. Hadi abi geç bunları ha. Neyse. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Oyunu yayınla bakalım. Bir de oyun raporu oluştur. Henüz yayınlanmış olan Gore Simulator oyunumuzla ilgili incelemeler geldi. Abi gene 2 gördüm ya. 5 verdi Aleman ya. Güzel. Ha iyi güzel. Tamam 7 verdi. Potansiyel gösteriyor. İyi oyun. Kaç gelecek bu? 6.5 falan mı gelecek? 6 gelecek herhalde. Şey olarak. Neyse iyi güzel. Zombi oyunları böyledir. Bizi kurtarır en azından. Ama bir önceki oyun çok sarstı bizi ya. Oha daha iyi sarstı lan ilk günden. Son zamanlardaki oyun cihazları üzerine yapılan çalışmalar ayrıca daha detaylı oyun pazarı oluşturuyor. Bir kısmı genç oyunculara hitap ederken diğerleri daha olgun yaş gruplarına hitap ediyor. Daha çok yazılımcının markete katılmasıyla bizler yazılımcıların piyasada gerçek bir darbe yapabilmesi adına oyunlarda yaş gruplarına daha çok ağırlık verilmesini bekliyoruz. Anlaşıldı. Hedef kitle. Araştırırız hocam.
Diyaloglar bu oyun için hiç de önemli değil gibi görünüyor. Peki. İş sözleşmesi bulalım var ya. 5 hafta, 21. 3 hafta bu. Pek şey değil, bu da 3 hafta. Bu ne be? 21'e 5 hafta. 16'ya 3 hafta. 15'e 3 hafta. Tamam, buna gidelim. Hadi çabuk 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 çabuk. Özel oyun motoru yaratmayı unutmayın. Bu oyun motorlarını büyük miktarda geliştirir. Özel oyun motorunu eleme... Oo. İyi. Yandık. Hadi Serdar yaparsın. Hadi Serdar, sen zeki insansın, yaparsın. Hadi Serdar. Serdar yaptı. Serdar başardı. 14 bin. Güzel. Şimdi abi artık araştırma kısmından hedef kitleye yönelebilirsin. Ondan sonra da artık oyun motorumuzu geliştirmeye başlayabiliriz. Test konsolunun büyük başarısından sonra Venom bir başka Japon şirketi kendine özel bir ev oyun konsolu yayımlamayı planladığını dolaşan söylentiler arasında. Hadi bakalım, göreceğiz. Hala satıyor mu lan bu? Hala satıyor ha. 325 bin falan kazandık. Çok ilginç. Hakikaten çok ilginç. İyi, o zaman şöyle bir araştırmadan oyun motorunu araştıralım. Goer Simulator pazardan çekildi. 15.225 kadar satıldı. 106 bin kazandırdı. İyi, fena değil. Bir oyun motoru yapalım. Oyun motorla da ilk şeyimizi geliştirelim. İlk oyunumuzu. Ondan sonra keyfimize bakarız. Ama sanırım oyun motoru yapmak için araştırma puanı mı lazım? Ya o şey yapmak için. Oyun motoru yapabilmek için. Hani o yeteneğe sahip olmak için. Vena bugün yeni oyun konsolu hakkındaki son söylentileri doğruladı ve Master V konsolunu duyurdu. Şirketin iddiasına göre Master V, Nintendo'nun muazzam başarıya sahip test konsolundan daha üstün teknik özelliklere sahip ve önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Hadi bakalım. Özel oyun motorunu araştırdın. Yeni bir araştırma mevcut. Oyun öğreticileri ve monoses. Oho! Yeni oyun yapacağız onun için. Aha, yetişkinler diyelim o zaman. Zindan, yetişkinler. Aynen, baştan bir şey yapalım burada. Zindansa, zindan macera gider mi acaba? Gider. O zaman yetişkinler için. Bunlarla ne diyelim ya? Böyle zindanlarda geçsin. Yani zindan derken hakikaten zindan değil, daha çok dungeon. Hani oyunlardaki dungeon konsepti var ya. Buna da ne desinler ya? Böyle dungeonlar kapalı alanlar abi. Beni çok böyle bunaltan, içimi karartan kapalı alanlar. Bu da ne olsun o zaman? Bir şeyin gölgesi olsun diyeceğim. O olmayacak. Shadow of the Colossus var. O zindan değil ama karanlıklardaki gölgeler diyorum. Lardaki böylece Türkçe'de bitirmiş oluyoruz. Hep birlikte Türkçe'den kalmış oluyoruz. Karanlıklarda gölgeler olmaz aslında ama. Hadi bakalım. İyi, bir tane bir getirdik oraya. Şunu çok al. Buna da ya, şey yap ya, hikayeler, aynen bas hikayeleri gitsin. Oğlum tasarıma gelsene. Hah, ver abi tasarıma. Dal tasarıma gitsin, dal gitsin. Diyalog salla bunları, salla. Ben hep böyle yapıyorum. Salla gitsin. Abi tasarım önemli ya. Gözünü seveyim, tasarımdan şey yapma ya kendine. Boş boşuna para da harcamayalım bu arada oraya. Merhaba, ben Steve O'Connell. Planet GG için çalışan bir muhabirim. Şirketinizin yetişkin kitlere hitap eden bir oyun geliştirdiğine dair bir duyum aldık. Bununla alakalı bir röportaj vermek ister misiniz? Ver röportajı. Harika, zamanınız için teşekkürler. Ver röportaj gitsin. Yani oyunumuz şöyle olacak. Türkçe konusunda birazcık sıkıntılarımız olabilir oyun konusunda, oyunda ama biz onu tasarımdaki arka ayrıntılarla kapatmayı düşünüyoruz. Planet GG yakınlarda 146 Productions ile yapılmış bir röportaj yayınladı. Röportaja göre şirket yetişkin oyuncuların hedeflerinin ilk oyunları üzerinde çalışıyor. 146 Productions var ya, 146 Productions ha. İngilizce'de değil 146. 146 Productions kurucusu ve CEO'su Serdar 146. Oyuncuların oyunlarda daha olgun içerikler aradığını düşünüyoruz. Ve bunu onlara sunmak için risk almaya hazırız. Ve riski de aldık. 5 tane de bug çıktı. Klasik bir zindan oyunu. Birçok endüstri uzmanının söylediğine göre yetişkin içerikli oyunlar er ya da geç yaygınlaşacak. Pazarın bu tür oyunları nasıl bir tepki göreceğini merak ediyoruz. İşte ben öncüyüm o konuda be. Ben açacağım yolu. Herkes beni takip edecek. Var mı başka şey? Serdar, hep Cenk var kafamda. Hadi bakalım.
Neyse 12'de bekleyen varmış. Vay 12 kişi oyunumu bekliyor be. 12 kişi. Ne fark yaratacak bu var ya. Uf uf. Oyna raporu oluştur var öyle. Boş boş durma. Henüz yayınlanmış. Karanlıklardaki gölgeler oyunuyla ilgili incelemeleriniz güzel. Çok kötü olacak be bu oyun öyle geldi içimden. Yo. Çok da değil. Potansiyel gösteriyor. Potansiyeli var yani oyunun. Yani oyun yapan elemanın da potansiyeli var. Hoşuma gitti. Gene 6 verdiler. 7 verin lan. Of kısa kalmış gibi mi? Yapma lan. 5 olsun. 5 olsun hocam. Tamam. Ulan tam şey bir oyun yapmışız be. Çok vasat olmuş be. Tam böyle ne bileyim. Tam ortaya düşmüş şey. Puan. 5.5 puan olacak böyle tam ortada. Bakalım nasıl satacak. Çok da muhteşem satmadı yani. Bugün Vena tarafından yapılan oyun platformu Master V satışa sunuldu. Karanlıklardaki gölgeler için yaptığımız oyun yayın öncesi analizi tamamladı ve şu sonuçları aldı. Zindan ve macera tamam bir kombinasyondur. Diyalogları bu oyun tipi için çok önemli gibi görünüyor. Diyalogları kullanıyorum. Zaten sıkıntı yok. Kınarak satıyor şu anda anca. Tamam bari sen de araştırma yap. Ne araştır? Monoses oyun öğreticileri. Monoses'i salla gitsin. Monoses şu anda çok önemli değil benim için. Oyun öğreticileri. İnsanlar oyun nasıl oynayacağını bilmesi lazım. Düşünsene devrim niteliğinde olur. Nasıl oyunu oynayacaklarını öğretirsem. Vena tarafından henüz yayınlanan oyun konsolu Master V pazarda dünya çapında bir heyecan yarattı. Endüstri... Lan sürekli böyle bir şey çınlıyor gibi ses geliyor. Aa çok tuhaf. Sürekli telefon çaldı falan zannediyorum. Pazarda dünya çapında bir heyecan yarattı. Endüstri uzmanlarının söylediğine göre konsol Kuzey Amerika'da çok da iyi pazarlanmadı fakat dünyanın diğer kısımlarında oldukça yayılacak. Özellikle Türkiye'de. Neden oyun almıyorsunuz oğlum? Alsanız oyun abi. Neden ben kaç zamandır şey satıyorum? Kötü satıyorum. Öyle kötü falan da değil yani oyunun tadı gayet yerinde. Ne kadar satacak ona göre şey yapacağım. Ne kadar getirecek lan bu? Bildiğin yoldan sapmayacaksın abi. Açık dünya bir gelsin de ondan sonra göreceğiz. Abanacağım açık dünya. Ben açık dünya severim. Karanlıklardaki gölgeler pazardan çekildi. 18.231 kadar satıldı ve 127.000'de... Ama yani... Şu anda kar yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Neyse. Ve bu da böyle bir oyundu. Game Dev Tycoon. Oyunu beğendiyseniz daha sonra devam ederim. Ama her pazar günü böyle farklı bir indie oyun çekeceğim. Öyle. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu arada bugün yayın var. Siz bu videoyu izlerken bile yayında olabilirim. O yüzden videoyu bitirir bitirmez ki şu anda videonun sonuna geldik. Hemencik hemen yayına koşuyorsunuz. Yayında Resident Evil 7 ve de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator oynuyoruz. Serdar'ın dönercisine bakalım nasıl gideceğiz. Neyse öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.